diyen gelmeyebilir. Efendim. Ama kendinden oluşan konulmamış kurallar çıktı ortaya. Herkes o kurallara uydu. Herkes o kuralları uygulamanın bir parçası oldu. Ve çok mutluyuz biz. 88 yaşında üyemiz var. Oo, çok 18 güzel. Yaşında üyemiz var. Kadın erkek ayrımı yok. Meslek ayrımı yok. Yeter ki bizim çalışmalarımızı istesin, sevsin, gelsin bizimle birlikte olsun. Hı hı. Peki şimdi ekran başında bizi izleyen, şiir yazan, böyle amatörce kendisi evde herhangi bir bilgiye sahip olmadan böyle içinden geldiği gibi yazan birileri, genç birisi ya da bir ev hanımı sizi arayıp da benim böyle bir yeteneğim var, ben bunu nasıl geliştirebilirim, bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz dediği noktada siz onun için ne yapabilirsiniz? Vallahi bize gelebilir. Salonumuzun izin verdiği miktarda üyeye kapımız açık. Evet, ekran başındaki izleyicilerimize de duyurmuş olalım o zaman. Zaten internetten Aydili Sanat deyince hemen karşımıza çıkıyorsunuz. Çok güzel de bir siteniz var. Onu inceleyebilir izleyicilerimiz. Bu arada ben Minel'in hikayesini de merak ediyorum. Çok genç ve sanatla ilgilenen, şiirle ilgilenen bir genç olarak. Nasıl başladı bu yolculuk? Daha çocukken eminim onun sinyallerini veriyorsundur, vermişsindir. Evet, ortaokulda yazdığım şiirlerim var. Ama tabii şiir denemez belki de şimdi yazdıklarıma bakarak. Lisede de şiir okuma üzerine biraz çalışmıştım. Üniversite 1'e başlayınca bir grupla tanıştım ve devam ettim her cumartesi derslere. Bu şekilde Ekim ayında da bir kitabım çıktı. Harika. Evet, kitabını gösterelim mi? Olur. Alayım ben şöyle elime. Bize buradan bir de şiir okuyacaksın değil mi? Tabii, okurum. Evet. Yani 23 yaşında mıydın? Evet, 23 yaşında. 23 yaşında ve bir kitabı var. Şimdi kıskanıyoruz tabii haliyle. Hasetleniyoruz hemen. Bakıyorum. Ara renk, beyaz yıllara dua. Sezgin. Aa, çok güzel. Evet. Böyle çocukluktan bu yana gelen bir yetenek. Dernek vesilesiyle bu yeteneği biraz daha ortaya çıkardın, parlattın. Eğittim. Çok evet. Güzel. Peki bu dernekte almış olduğunuz bilgiler nasıl bilgiler? Böyle gerçekten tam anlamıyla sizi dolduran, bilgiler veren, işte yapmış olduğunuz işi birazcık daha iyi yapmanıza vesile olan bilgiler mi? Kesinlikle. En önemlisi etkin olması ve gönüllülüğe dayanması. Bir sınav olacağımız için bu dersleri almıyoruz ve derslerle öğrendiklerimizi bir sonraki hafta bir şiir yazarak kullanıyoruz. Yaptığımız hataları da eleştirme ortamımız olduğundan eleştirilere bakarak değerlendirebiliyoruz. Bu şekilde düzenleyebiliyoruz şiirlerimizi. Çok güzel. Peki ailen böyle bir tabloyu görünce nasıl karşıladı? Eminim çok gururlanmışlardır. Evet, çok gururlandılar. Çok mutlu neler oldular. Düşünüyorlar peki şu anda? Zaten bekliyorduk diyorlar. Yani ailem en azından öyle düşünüyor. Daha önce yazdığım şiirlerimi de bildiklerinden. Hı-hı. Ama çok iyi geri dönüşler alıyorum. Yani kitabın ulaştığı her kişiyle yeniden mutlu oluyorum. Yeniden çıkmış gibi hissediyorum. Harika, çok güzel. Sadece benim kitabım yok. Yani gruptaki 20 kitabımız çıktı. Sadece şiir üzerine de değil, yazı, deneme, öykü ve bilimsel kitaplarımız da var. Onu da buradan söylemek isterim. Evet, az sonra onlara da geleceğim zaten. Çünkü bana çok güzel, böyle bir bana verilebilecek en iyi hediyedir zaten kitap. Çok da güzel, bozmak istemediğim için açmadım. Aydili Sanat Topluluğu'na çok teşekkür ediyorum bu güzel hediyeniz için. Hepsini tek tek inceleyeceğim. Şimdi sizin bir de yayın eviniz var. Evet, bu kitaplarımız orada çıkıyor. Bu da bir maliyet. Yani bunları nasıl karşılıyorsunuz? Yine gönüllülük esası değil mi? Yine gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Hı hı. Tabii herkes kendi kitabının maliyetini ödüyor. Muhakkak. Evet. Muhakkak. Peki bize bir şiir okuyabilir misin? Minel. Okurum. Kendi şiirini tabii ki. Tamam. Başka bir şiir de okuyabilirsin. Hiç sıkıntı tamam, değil. Tamam, ikisini de okuyabilirim. Tamam. Beyaz yıllara dua dediniz. En çok beğenilen şiirlerimden biridir. Aa, çok onu güzel. Okuyayım ben tamam. De. Beyaz yıllara dua. Saçlarımı öğrenişler beyazlatsın isterim. Kırışıklıklarımın aralarına duygular dolsun. Tatlılığımdan şekerim çıksın, tansiyonum heyecandan. Ellerim üşümesin hiç, hayat arkadaşım yanımda olsun. Yaşıtlarım mutluluktan ölsün, gözlerim yaşımı saklasın hep. Kemik ağrılarımın sebebi dünyanın bir köşesinde dursun. Yalnız desinler ama doğurduğumdan çok çocuğum olsun. Bunak desinler, hüzünlerim unutulsun. Yıllar korkutmasın beni. Yaşım hep aklımda olsun. Adım da
yaşlı olsun. Çok güzel değil mi? Tabii. Harika, çok güzel bir şiir. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Suat Bey, böyle şiir dinletileri de yapıyorsunuz değil mi dernekte? Tabii yapıyoruz. Minel'le ilgili söyleyeceğim ve Minel gibi öğrencilerimizle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim çalışmalarımıza katılan arkadaşlara biz özet olarak şunu öğretiyoruz. Bir şiirde ne olmalıdır, ne olmamalıdır. Şimdi tabii kendinden menkul şiir yazanlar var. Herkes işte aşk şiirleri yazar, işte efendim tabiat şiirleri yazar falan. Ama hep işte kendinden menkul şeyler, ama bir şiirin kuralı nedir onu bilmez. Şimdi bizim öğrencilerimiz şiirin yazım kurallarını öğreniyorlar. Şiirde olmaması gereken sözcükleri kullanmıyorlar. Şiir bir anlamda da az sözcükle çok şey anlatmanın yoludur. Şiir daha doğrusu anlatma değil, sezdirmenin yoludur. Şiirde dizeler arasında, sözcükler arasında okura bir şeyler koyabilme olanağı vermek gerekir. Okur bir şeyler sezecek ve oradan kendisi o şiire sahip çıkacak. Ancak okur şiire öylece ısınabilir. Kendinden bir şeyler koyabilme imkanını vermek lazım okura. Çok doğru söylüyorsunuz. Yalnız Minel de çok genç olmasına rağmen çok güzel bir şiir yazmış değil mi? Hakikaten çok güzel tabii. İnsana çok güzel, güzel şeyler tabii. Çağrıştıran çok ve güzel. Gerçekten keyifle dinledik yani. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Başka bir şiir daha dinleyebiliriz tabii. Olur. Berleğimden bir şiir okuyayım. Tamam. Beni tanıtan, Suat amcaya beni tanıtan şiiri okumak isterim. Tamam. Turgut Uyar'dan Göğe Bakma Duru. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun. İyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye, bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Seni aldım, bana ayırdım. Durma. Kendini hatırlat. Durma. Kendini hatırlat. Durma. Göğe bakalım. Gerçekten çok güzel. Çok güzel şiir. Değil mi? Kesinlikle. Yani. Kimin bu şiirde? Turgut Uyar. Turgut Uyar. Göğe bakma durağı. Çok güzel gerçekten de. Sen de çok güzel seslendirdin. O okudu, o okumak da çok önemli değil mi? O kişiyi evet. Etkileyebilmek de çok önemli. Şimdi Kocaeli'de eksik olan bir şey var. Bir şey yapacaksanız onun bilimsel altyapısını mutlaka bilmeniz gerekiyor. Ve çalışmanız gerekiyor. Biz bunu sağlamaya çalıştık. Ve bununla birlikte Kocaeli'de şiir yarışmaları yaptık. Şiir okuma yarışmaları yaptık. Ki bugüne kadar çok az yapılmış. Yapılsa bile işte o hamasi şiirlerden filan. Oysa biz Türk Edebiyatı'nda örnek olabilecek şiirlerin yarıştığı şiir yarışmaları yaptık. Ve böylece de Minel gibi güzel arkadaşlarımızı tanıdık. Çünkü o yarışmalar aynı zamanda insanların
yeteneklerinin sergilendiği sahnelerdir. Orada da insanların yeteneklerini görerek onlara değer verebiliyorsunuz, onlara not verebiliyorsunuz ve dolayısıyla şiir severleri su yüzüne çıkartmış oluyorsunuz. Kesinlikle çok mantıklı, evet. Çok anlamlı, evet. Bir etkinlik, evet. Diye düşünüyorum. Peki Minel'cim, kimleri örnek alırsın kendine? Çok beğendiğin şairler, yazarlar kimlerdir? Çok beğendiğim şairler, örnek alırım dersek Suat Hamdi'ye en başta örnek alırım. Evet, çünkü çok şiir sevgisini çok düzenli şekilde yürüten ve sevgisini hayatın her anına taşıyan biridir. En başta onu örnek alırım. Daha sonra Turgut Uyar'ı seviyorum. Ben biraz serbest şiiri seviyorum. O yüzden Özdemir Asaf, Orhan Veli, onları seviyorum. Çok güzel. Peki Suat Bey, sizden de bir şiir dinleyelim. Dinleyelim. Nasıl bir şiir istersiniz? Repertuar geniş diyorsunuz yani. Var bir şeyler var. Tamamen size bırakıyorum. Ben tabii önce bu şiirleri bize tanıtan şairlere saygı olsun için yine o şairlerin dilinden, yani bir şairin dilinden şairlere selam göndermekle başlayayım diyorum. Cahit Külevi zaten çok sevdiğim şairlerdendir. Onun Tereki isimli şiirini okumak istiyorum. Daha ben ölmeden paylaşın, sabrım zamanım karımın olsun. İşte boş cüzdanım cebimde, oğullarıma kalsın. Dostlara bıraktım türküleri, gözlerimi delikanlılara. Hayallerim hepsine yeter, bolca dağıtılsın kızlara. Gövdemi şölen ettim böceklere, mezarıma milyonlarca dolsun. Özgürlüğü duyardı saçlarım, bütün şairlere selam olsun. Bütün şairlere selam olsun. Bütün şairlere selam olsun. Harika. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Gerçekten çok güzel. Böyle bu şiir etkinlikleriniz sık sık oluyor mu? Herkese açık alanlarda mı oluyor? Onlarla ilgili de biraz bilgi alalım. Şimdi bizim çalışmalarımız iki grup halinde gerçekleşiyor. Hatta üç grup diyebilirim. Birincisi Kayot'taki çalışmalarımız, ikincisi dersliğimizdeki, bizim derneğimizin dershanesindeki çalışmalarımız. Bir de Kayot'le müştereken yaptığımız ayda bir kere olmak kaydıyla şiir günlerimiz var, şiir akşamlarımız var. O şiir akşamlarında ya bir konuk davet ediyoruz, onun şiirlerinden oluşan bir demet sunuyoruz dinleyenlere ya da şiirini al da gel, bir şiir al da gel adı altında etkinlikler yapıyoruz. O zaman isteyen istediği bir şiiri gelip orada seslendiriyor. Böylece şiire katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Evet. Peki Kocaeli'de şiir adına yapılan çok etkinlikler var mı? Şimdi bildiğimiz kadarıyla bizim dışımızda 3 tane daha dernek var. Hı hı. Şairler Yazarlar Derneği, Dil Edebiyat Derneği, bir de Bağımsız Şairler Yazarlar Derneği. Şimdi biz onlardan ayrılıyoruz. Onları önemsiyoruz elbette ki. Fakat biz çalışıyoruz, çok çalışıyoruz ve onlardan çok eskiyiz yani. 7 yıldır, tabii 7 yıldan önce de biz çalışmalarını sürdürüyorduk ama 7 yıldır böyle bir birlikteliğimiz var. Bir de biraz önce de söyledim, kayıtta çok önem veriyoruz, kayıt tutuyoruz biz. Bu da önemli bir, evet. Şey diyorsunuz. Peki. Şimdi az sonra yine şiirlerinizi dinleyeceğiz. Ben büyük bir zevkle şiirlerinizi dinlemeyi bekleyeceğim. Kısacık bir reklam arası veriyoruz değerli izleyiciler. Sonrasında burada olacağız. Siz de ekranlarınızın başında kalın lütfen. Mobesco'nun sunduğu Yaşama Dair programı devam edecek. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün.
Sarraf Tüysüzler'de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Aracınızın Itemize gelmesini beklemeyin. Siz getirin. Optimum performans ve tasarruf yakıtı alın. Daha az yakıtla daha çok yol gidin. Tasarruf Optimum'da, Optimum Itemiz'de. Of, mobilyalarım çok eskidi. Artık yenilerini almak istiyorum. Mobilya mobilya diyor, bir tane bile seçemedi. Mobilya mı alacaksınız? Kafanız çok mu karışık? Bütçenize göre istediğiniz mobilyayı bulamıyor musunuz? İki arada bir derede kalmayın. Hemen Mobesco'ya gelin. Mobesco'da aradığınız mobilyayı indirim ve fırsat günlerinde bulabilirsiniz. Hemen Mobesco'ya gelin, size özel indirim ve fırsat günlerini kaçırmayın. Dünyanın en kaliteli mobilya markaları sizler için tek çatı altında buluştu. Eviniz için A'dan Z'ye tüm mobilya ve aksesuarlar, mobilyanın cenneti Mobesco'da. Arı gün mobilyayla evini döşeyenlere çekilişsiz kuralsız muhteşem fırsat. Şimdi arı günde yemek odası takımları, ışıl ışıl kaliteli mutfak takımları, her zevke uygun uyku seti takımları ve tüm çeyizlik eşyalarda çok özel fiyatlar, mobilyanın lideri Arı Gün Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen bir arı gün mağazasına gidin, stoklar tükenmeden bu özel kampanyaları fırsata dönüştürün. Arı Gün Mobilya, estetik ve konforu arı gün kalitesiyle yaşa. Termal su kaynaklarıyla binlerce yıldır uygarlıklara hayat ve sağlık veren Kocaeli, yeni yatırımlarla Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Bu yeni yatırımlardan biri olan The Nest Hotel, sahip olduğu 5000 metrekarelik termal spa alanıyla sağlık ve tatil keyfini bir arada sunuyor. 457 yatak kapasitesiyle The Nest Hotel'in size özel dizayn edilmiş odalarında evinizdeki konfor ve rahatlığı bulacaksınız. Dünya standartlarındaki 4'ü kapalı, 1'i açık, 5 adet termal havuzda şifa bulacaksınız. Termal suyun cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar, fonksiyonel düzenleyici ve strese bağlı oluşan hastalıklarda iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Beslenmede florür eksikliğine bağlı oluşan rahatsızlıklarda termal suyun gençleştirici etkisiyle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 1200 metrekare alana kurulu 1000 kişilik bölgenin en büyük kongre ve toplantı salonunda uluslararası konferans ve organizasyonlara ev sahipliği yapacaksınız. 1000 kişi kapasiteli düğün salonunda mutlu başlangıçlarınızın ilk adımını sevdiklerinizle beraber atacaksınız. The Nest Hotel'i siz değerli müşterilerimiz için özenle tasarladık. Çünkü siz buna değersiniz. Sessizliğin uğultusunda kaybolmayın. Küçük, kullanımı rahat, estetik ve dayanıklı. Kulak içi ve kulak arkası çeşitleriyle %100 dijital, 2 kanaldan 16 kanala varan Alman marka işitme cihazları yaşamınızı kolaylaştıracak. ERC işitme cihazları. Sessizliğe savaş açın. Adres: Alemdar Caddesi, Beyazhan İş Merkezi, 4 Yol Ziraat Bankası Üstü, No 21, Kat 2, İzmit, Kocaeli. Telefon 0262 322 81 64-66. Kocaeli'nin ilk ve tek 5 yıldızlı termal oteli Şubat ayında kapılarını açıyor. Davet ve organizasyonlarınız için rezervasyon yapmayı unutmayın. The Nest Hotel. Kocaeli.
Kocaeli'de kebap denince akla kebapçı Mehmet Usta gelir. Şanlıurfa'nın meşhur ciğer ve kebap lezzetleri, ezme ve salata çeşitleri, nefis külafesiyle kebap diyarı Şanlıurfa'dan Denince'ye geliyor. Ağızlarda unutulmayan tatlar için siz de kebapçı Mehmet Usta kebap ve ciğer salonuna gelin. Adres Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi numara 21 Denince Kocaeli. Telefon 0262-229-8744. Konya mutfağının doyumsuz lezzetleri artık Konyalı Lezzet Ustası'nda. Meşhur mu meşhur etli ekmeği, bıçak arası tereyağlı Mevlana böreği, mis kokulu tandır kebabıyla. Mevlana şehrine özgü bu lezzetler ustalarının ellerinden sofralarınıza geldi. 40 kişilik VIP toplantı salonuyla Kocaeli'de Konya mutfağının tek adresi. Adres Yenişehir Mahallesi, Seymen Caddesi, numara 39, Baltürk House Otel 6, İzmit, Kocaeli. Carpe Diem Kartepe evlerinden muhteşem fırsat. %1 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. İskanı alınmış, %100 bitmiş bu projede evinize hemen taşının. TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olun. Carpe Diem Kartepe Evleri. Huzur dolu, sakin bir yaşam. İmeso OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10 bin dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İmeso OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Diyelim ki bu sizsiniz. Bu internetiniz. Bu da televizyonunuz. Bu her ay internet için gelen fatura. Bu da televizyon için. Peki buna ayrı buna ayrı ödeme yapmaya gerek var mı? Bizce yok. Şimdi limitsiz internet ve televizyon bir arada internet fiyatına. D-Smart. Başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Bu soğukta halı yıkatsam kurur mu? Bu halıdan lekeler çıkar mı? Günlerce halısız kalır mıyım derdine sor. Yeniliklerin öncüsü Gültem Halı Yıkama'da halılarınız kusursuz bir yıkamadan sonra özel ısı sistemli mavi fırınla kurur, kir, toz, mikrop, nem derdi son bulur. Üstelik metrekaresi sadece 3,5 lira. Bitmedi. Gültem Alo Hızlı Yıkama Servisiyle halılarınız bir günde teslim. Telefon 0262 319 1550. ...22 ayar bilezik. Inicia Dios para cuando quieras.
sarraf tüysüzler. Mobesco'nun sunduğu Yaşama Dair programı devam ediyor. Değerli izleyiciler, Yaşama Dair tüm hızıyla devam ediyor. Her tarafımda kitaplar var şu anda. Sağ olsunlar, elleri boş gelmemişler. Bir sürü kitaplarını, yayınladıkları bütün kitapları alıp gelmişler bana. Çok teşekkür ediyorum sizlere bu nazik davranışınızdan ötürü. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar hatırlatmak istiyorum. Aydili Sanat Topluluğu'ndan çok değerli konuklarım var. Aydili Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Suat Özdemir ve gönüllüleri Minel Altıner bizlerle birlikte şu anda. Az önce o güzel şiirlerini de paylaştılar. Paylaşmaya da devam edecekler ama çok önemli bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Sanat gerçekten çok önemli ve hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi. Ve siz bunu gönüllü olarak yapıyorsunuz. Hem içsel olarak kendinizi doyuruyorsunuz. O ruhsallığınızı, o duygusallığınızı şiirle, sanatla besliyorsunuz. Bir taraftan buna ihtiyaç duyan insanlara da katkı sağlıyorsunuz. Evet. Yani hep bana değil de birlikte olalım, paylaşalım diyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Dergileriniz var. Ben internetten araştırmıştım dergilerinizi, biraz kurcaladım da orada öyküler vardı. Öyküleri çok sevdiğimi de az önce paylaştım. Çok güzel öyküler var dergilerin içinde. İki ayda bir yayınlanıyor bu dergiler. Ve tamamen ücretsiz olarak kişilere sunuluyor. Az önce de Minel de bahsetti. İnsanlar internet üzerinden bizimle iletişime geçiyorlar. Oradan adreslerini gönderdiklerinde biz onlara dergimizi gönderiyoruz dedi. Hiçbir ücret karşılığı olmaksızın. Kocaeli dışı, onu belirtmek isterim. Kocaeli dışı. Kocaeli'den... Kocaeliler de gelsinler bir zahmet değil mi yani? Oradan alıversinler. Biz de götürüp sunuyoruz kendilerine. Biz de götürüp sunabiliyoruz kendilerine ama gelip alabilirler de. Evet, sonuçta sizin maksadınız burada şiir aşıklarını, şiir gönüllülerini çoğaltmak, onları desteklemek. Evet. Birlikteyiz mesajı vermek. Evet. Çok evet. Güzel. Evet. Bu dergiler ne zamandır çıkıyor ve içeriğinde neler var? Dergi 9. sayıya ulaştık. İşte içeriğinde ağırlıklı olarak şiir, şiire dair yazılar, öyküler, işte anı yazıları falan var. Şöyle içini de göstereyim izleyicilerimize. Bol şiir, öykü, hikaye bulabilirsiniz. Karikatür, fotoğraf da var içinde. Bu arada ben şurada bir şiire denk geldim. Çok da hoşuma gitti. Anıl Küsen diyor. İnsan nasıl ölebilir? Söyle sevda için... İçinde türkümüzü... Söyle sevda içinde türkümüzü. Aç bembeyaz bir yelken. Neden herkes güzel olmaz? Yaşamak bu kadar güzelken. Evet. Ne kadar güzel söylemiş. Fazıl Hüsnü yazmış değil mi? Orada Fazıl Hüsnü Dağlı. Evet. Çok güzel. Evet. Böyle bir sürü şiirle karşılaşabilirsiniz. Aslında şiir hepimiz çok seviyoruz ama bu hayatın koşturmacası içerisinde biraz böyle sanki öteliyoruz gibi geliyor. Bugün sizinle yapmış olduğumuz bu program aslında buna vesile olacak. Biraz raflardaki o şiir kitaplarını indireceğiz. Biraz evet, onları kurcalayıp okumaya başlayacağız. Yani şiirsiz bir yaşam bence yavan bir yaşam olur. Eğer şiire bulaşmışsanız bu iş hayatınızda, anne baba olarak, ebeveyn olarak, çocuklarınızla ilişkilerinizde, dostlarınızla, arkadaşlarınızla ilişkilerinizde, yolculuklarda, hastanelerde, okullarda her zaman şiir size iyi bir arkadaş, iyi bir yoldaş olabilir. Üstelik şiirin sizden istediği çok şey yoktur. Yeter ki ilgi olsun. Onun dışında şiir sizden yani bir enstrümanı taşımak gibi bir mecburiyet koymuyor ortaya. Efendim işte akort yapmak gibi bir şey koymuyor ortaya. Yeter ki işte şiiri sevin. Onu ya cebinizde kağıtlarda ya da belleğinizde taşıyın. Evet. Peki sizin belleğinizde ne kadar şiir var şimdilerde? Vallahi bir miktar var. Vardır değil mi? Abartmayalım, bir şeyler var. Dinleyelim mi onlardan bir tanesini? Bu arada siz en çok hangi yazarı, şairi seversiniz? Ben işte Minel de söyledi, Orhan Veli, işte Bedirhan Eyüboğlu,
bizim rahmetli Ruşen hakkımız vardı. Evet, Oktay bunu Rifat söyleyeceğim, vardı. Söyleyeceğim, unuttum. Bu şehirde şiir denince akla evet, gelen... Melih Cevdet Anday vardı. Efendim Mehmet Taner, Akgün Akova, Atol Behramoğlu, efendim Haydar Ergülen. Bunlar bizim sevdiğimiz, şu anda bir çırpıda aklıma gelenler. Bunlar. Aslında evet, daha niceleri de var değil evet, mi? Kesinlikle. Evet, evet. Peki bize bir tane şiir daha okur musunuz? Tabii okuyayım. Bir Özkan Mert okuyayım size. Bir aşk şiiri. Ne zaman gözlerine baksam bir okyanusla yıkanıyor kalbim. Nereye gitsem hep sende kalıyorum. Yıldızların gökyüzünde kaldığı gibi. Bir yağmur damlasına çizdim o küçük gölün kıyısında bana verdiğin ilk öpücüğü. Şemsinin ucu yırtıyordu bulutları. Hiç bitmeyecek birlikte baktığımız yer. Saçlarımda uyuyan ay ışığı olacaksın hep. Omuz başlarımdan akan sıcak bir ırmak. Ve hiç silinmeyecek şafak renkli dudaklarından dökülen dünyanın en güzel aşk ilanı. Ellerimi yıkamıyorum. Ellerinin kokusu çıkmasın diye. Çok güzel bir aşk şiiri. Ruşen Hakkı görüyorum önünüzde. Önce aşk diyor. Evet. Onu da mı paylaşacaksınız bizimle? Tabii paylaşacağım. Lütfen. Ne güzel, şiirle dolu bir öğleden sonra oldu bizim için de. Bahar gelmiş olmalı. Adının önünde sekiyor kuş sesleri. Bir şeyler yapmalı şimdi. Örneğin ipini gevşek bırakmalı uçurtmanın. Yakın aşka düşürmeli serçeyle fili. Ve yeniden barıştırmalı gülle dikeni. Gelinciyi bülbül sesine iliştirmeli. Diyeceğim öne çıkarmalı gündemden düşen aşkı. Sonra her şeyi oluruna bırakmalı. Harika. Gerçekten çok güzel. Peki ben şimdi merak ediyorum, siz dernekte bir araya geldiğinizde herhalde konuşmadan çok şiirle iletişim kuruyorsunuzdur. Tabii şiirlerle şakalaşıyoruz birbirimizle. Sen güzel. Minel bir göğe bak bakalım diyoruz. Çok güzel. Minel'cim senden de bir şiir dinleyelim mi? Olur. Hep aşk şiiri oldu. Ben de bir yaşamak şiiri okuyayım. Yaşamaya tamam. Dair Nazım Hikmet'ten olsun. Süper. Çok sevdiğim bir şiir. Tamam. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani... Yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki. Mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut koca mant gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda. İnsanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölümden korktuğun halde. Ölüme inanmadığın için yaşamak, yani ağır bastığından. Diyelim ağır ameliyatlık hastayız. Yani o beyaz masadan bir daha hiç kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki cephedeyiz. Orada daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapishanedeyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak.
Yıldızların arasında bir yıldız. Hem de en ufacıklarından mavi, kadifede. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hem de ölü bir bulut yahut bir buz yığını gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta. Uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak masumluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için. Yaşadım diyebilmen için. Harika. Kaçımız yaşadım diyebiliyoruz acaba? Değil mi? Evet. Çok güzel bir şiir. Bir de şeyi de çok severim. Bence şimdi sen de herkes gibisin. Müthiş bir şiir. Onu da çok seviyorum. Var mı belleğinizde? Hayır. Yok, ben de çok Hayır. severim ama. Peki. Neyse, ben onu okumakla yetineceğim artık. Siz bir şiir hazırladınız herhalde. Ben size eğlenceli bir şiir okuyayım. Harika, süper. Dinleyicilerimiz de seveceklerdir. Eminim. Bedrahmi Eyüboğlu'nun İstanbul Destanı var. Vaktimiz var mı? Biraz tabii ki var, var vaktimiz, evet. İstanbul deyince aklıma bir martı gelir. Yarısı köpük, yarısı gümüş, yarısı balık, yarısı kuş. İstanbul deyince aklıma bir masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul deyince aklıma Gülcemal gelir. Anadolu'da toprak damlı bir evde Gülcemal üstüne türküler söylenir. Süt akar cümle musluklarından, direklerinde güller tomurcuklanır. Anadolu'da toprak damlı bir evde çocukluğum, Gülcemal'le gider İstanbul'a, Gülcemal'le gelir. İstanbul deyince aklıma bir sepet kınalı yapıncak gelir. Sepetin üstünde 3 tane mum, bir kız yanaşır insafsız cinsi, boyuna bosuna kurban olduğum. Kalın dudaklarında yapıncağın balı, tepeden tırnağa arzu dolu, sambili, söğüt dalı, harman dalı bir şarap mahzeninde doğmuş olmalı. Şehzade başında akşamüstü, yine zevrak-ı deronum kırılıp kenara düştü. İstanbul deyince aklıma Kapalı Çarşı gelir. 9. senfoni ile kol kola Cezayir Marşı gelir. 4 başı mamur bir gelin odası haraç mezah satılmakta, bir gelinle güvey eksik yatakta. Köşede sedef kalkmalı tombul bir ut, tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Sonra ellerinde şamdanlar, nargeler, pasta acem kılıçları, Amerikan kovboyları eller yukarı. Ne kadar da beyaz elbiseleri, Amerikan deniz erleri, kocaman bir papatyadan yolunmuşlar gibi, sütten beyaz, buluttan duru. Beyazın böylesine ölüm yakışır mı dersin? Yakışmaz. Ama harp ederken onlara bambaşka elbiseler giydirirler. Kan rengi, domat rengi, barut rengi, kin tutar, kir tutmaz. İstanbul deyince aklıma adalar gelir. Dünyanın en kötü Fransızcası orada harcanır. Çalımından geçilmez 60'lık madamların, ağzı dili olsa da tenhadaki çamların, görüp göreceği rahmeti anlatsa insanların. İstanbul deyince aklıma Yahya Kemal gelirdi bir eyyam, şimdi Orhan Veli gelir. Deminden beri dilimin ucundasın Orhan Veli. Deminden beri senin tadın, senin tuzun, senin şiirin, senin yüzün yaralı bir güvercin misali dolanır durur başımın üstünde. Gelir sessizce konar bu şiirin bir yerine. Neresine mi? Arayan bulur. Erbabı bilir. Deli eder insana bu şehir deli. Kadehlerin çınlasın Orhan Veli. İstanbul deyince aklıma Sabiyem gelir. Sabiyem boyundan büyük bir demetle Sarıyer'den gelir, Pendik'ten gelir. Bahar nereden gelirse velhasıl Sabiyem oradan gelir. Ne delidir ne divane. Aslını sorarsan Çingenidir. Güneştir, topraktır, anadır. Analar içinde bir tanedir. Biri kucağında, biri memesinde, biri karnında. Karnı her daim burnundadır. Canını mendil gibi takar dişine. Yürekten bir şeyler katar işine. Bir ucundan girer şehrin ötekinden çıkar. Alçak göründür Sabiyem. Hem maşa satar, hem göbek atar. Ver bir çiğrek güzelim der. Neyse halin o çıksın falin. Canı çıkar Sabiye'nin falı çıkmaz. Sonra anlatır dün gece başına gelenleri. Görürüm üryanda bir sarı yılan. Cenabet uğraşır durur benimle. Uyanır bakarım bizim bebeler. Yatağın ucuna kaymış ayağımın parmaklarını emer. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu kız kulesinin aklı olsa, şu kız kulesinin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır, bir sürü çocukları olur.
Harika bir şiir. Hemen bu şiiri buluyorum, ediniyorum. Harika seslendirdiniz siz de. Tebrik ediyorum. Aydile Sanat Derneği'ni konuşmaya devam ediyoruz. Ben diğer arkadaşlarınızın da isminden çok kısa bahsetmek istiyorum. Bu değerli kitapları elime ulaştı. Bizi izliyorlar mı bilmiyorum. Ş.A. diyor ama kimdir? Şener Aksoy. Şener Aksoy. 11. Dervişin Kehanetleri. Bu ilk sıramda okuyacağım. Öyle dediler. Yol Ağrıları. Hayrettin Geçkin. Çok severiz İzmit'te. Şiir denince akla gelen isimlerden bir tanesi. Kağıt Kokusu Oya Aksu. Çok güzel bir kitaptır eminim ki. Öyle sessizdir ki sayfaları bulutsu satır aralarında bebekler uyur. Çok güzel. Annem için demiş Filiz Tatar. Annelerimiz. Anne deyince akan sular durur gerçekten. Annesinden çok etkilenmiş. Değil mi? Okudum birazcık. Evet. Bir parça okudum. Annesinden çok etkilenmiş. Gecenin Sandığı Anıl Küsen. Mardin Düşleri. En yakın zamanda gideceğim yer. Hemen karşıma çıkınca böyle bir kitap. Murat Sipahioğlu yazmış. Ellerine sağlık. Güvercin Döngüsü Gönül Balkır yazmış. Onun da ellerine yüreğine sağlık. Minel Altıner bizlerle birlikte şiir. Şimdi bir tane daha şiir isteyeceğim senden. Ve tabii ki Suat Özdemir, Elzem Aksu birlikte hazırlamışlar. Aydili Şairleri Antolojisi. Burada da derneğe üye olan kişilerin şiirlerinden oluşan bir kitap hazırlamışlar. Yapraklar Kırmızı Deli, Selma Gün. Bütün bu kişiler ev sahibi, ev hanımı işte ya da çalışan değil mi? Herkesin bir işi var. Her daldan insan var. Yani. Çok güzel. Yaz Dileği, Dilek Ayrıbaş yazmış. Ona da ellerine sağlık diyelim. Batık Düşler Ülkesi Ahmet Yaşar, Tez Ulaş yazmış. Islak İmza, Mahir Dönmez. Evet, tanırım kendisini, bilirim. Işığını Arayan Şairler, Zeynep Karaca yazmış. Kalbin Sol Anahtarı, Songül Karakoç yazmış. Akustik Aşk, Arda Yastıoğlu yazmış. Ve Gül Zamanlar'da, Gül Anasal yazmış. Bu kadar kitap çıkarmışlar ve hepsi tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak yayınlanmış. Bu kitaplar da ücret karşılığı satılmıyor değil mi? Şimdi daha çok dağıttık, fuarlara katıldık. Hı-hı. Bartın Fuarı'na katıldık, Kocaeli Fuarı'na katıldık. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na katıldık. Evet, ve önümüzde daha kitap fuarları var. Bursa, İzmir, Antalya. Harika, var. Harika, çok güzel. Ve biraz uzak ihtimal olmakla birlikte Frankfurt Fuarı'na gitmeyi düşünüyoruz. Oo, süpersiniz. Evet. Hadi bakalım, yolunuz şimdi, açık olur inşallah. Belki bu şimdi biraz hayal gibi ama çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya. Siz gayet çalışın yeter ki, bence insan yeter ki istesin, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kitaplarımız da İzmitli Kitapçılar'da bulunuyor. Bütün kitapçılarda var. Evet yani. Aa, süper. Okey. Peki bir şiir daha istiyorum. Vaktimizin sonuna geldik ama ben böyle saatlerce şiir dinleyebilirim aslında şu anda. Tamam, ben İzmitli bir şair Hakan Savlı'dan bir şiir okuyayım. Tamam. Sen elimi tutunca. Sen elimi tutunca kalbi karışıyor içimdeki adamın. Sen elimi tutunca iki küçük asker cennette kapıları çalıp çalıp kaçıyorlar. Sen elimi tutunca leylekler uyumuş, burunları nemlenmiş maskeli süvariler damlarda. Açmışlar rakıları, atları peynir kesiyor. Sen elimi tutunca Çinli bir şairin yamağı dizeleri mutfakta bırakıp orman yoluna çıkıyor. Kirazlar açmışlar çiçekleri. İlk yazmış, sonunda sen varmışsın yaralı ülkemizin. Sen elimi tutunca sonunda dediklerini anlıyorum denizin. Sen elimi tutunca bana geldim de. Sen olmasan ben kimsesizim. Sen elimi tutunca aklı karışıyor içimdeki adamın. İki küçük asker cennete kurşun kalemle mektup yazıyor. Sen elimi tutunca mahallenin kızlarına görülmemiş mektuplar getiriyor postacı. Postacının şapkasında kar var. Karın kalbinde gökyüzü. Çin'den biri gelmiş, turşucular şiire başlıyor. Sen elimi tutunca sonunda kadrosu tamamlandı meyhanemizin. Mesut Cemil Bey, Vaftizci Yahya elini öpüyor hanımefendimizin.
Teori'nin köpeği filozof Necla diyor ki, neyim eksik benim bir turşucudan? Sen elimi tutunca Ayşiyan tepeleri boydan boya Ergüvan. Sen elimi tutunca iki küçük asker cennetten kesip kesip atıyor tepeme şiirleri. Sen elimi tutunca ben hülyalı bir muaviniyim Hong Kong'da bir minibüsün. Sen elimi tutunca bütün sureler aklıma geliyor ezberlettiği lise müdürümüzün. Sensiz, sarsak, sepelek bir tavus kuşuyum. Bilgisizim, yorgunum, çaresizim. Ben yalnız bir şairim sen elimi tutunca. Sadece bir şairim sen elimi tutunca. Yanımda Çinli, sadık bir yamak. Ergüvanlardan Ergüvanlara. Çok güzel bir şiir. İzmit'te de nice cevherler var değil mi gerçekten de? Evet. Ben çok keyif aldım bu sohbetten ama sohbet yarım kaldı ne yazık ki. Aslında konuşulacak daha çok şey var, dinlenecek çok fazla şiir evet. var. En kısa zamanda ben tekrar sizleri ve birlikte çalıştığınız diğer arkadaşlarınızı da burada görmek isterim. Bununla ilgili zaten haberleşeceğiz sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bize vakit ayırdığınız için. Büyük bir zevkle ayırdım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Evet değerli izleyiciler, şiirle dolu keyifli bir öğleden sonra geçirdik. Yarın yine saatleriniz 13.30 gösterdiğinde Yaşama Dair'de burada olacağım. Yarın da müzik olacak programımızda. Umut Açıkgöz, çok sevdiğim, çok değerli müzisyen arkadaşım bizlerle birlikte olacak. Ve bütün öğleden sonrayı onun o keyifli şarkılarını dinleyerek geçireceğiz. Yarın saatleriniz 13.30 gösterdiğinde Kocaeli TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.